Sevgili Aşk Alev takipçileri, Erzurum'dayız. Erzurum Tarım Fuarı'ndayız. Büyükşehir Belediyesi ve TÜYAP'ın ortaklaşa düzenlemiş oldukları Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde geziyoruz. Gezerken gözümüze şöyle bir yazı takıldı. Kahve Erzurum'dan gelir diye. Halbuki biz kahve Yemen'den gelir diye biliyoruz. Bunun önceliklerini sevgili kardeşim Ahmet Bey ile birlikteyiz. Ahmet Bey de bizim Aşk Alev'i hemşerimiz. Efendim, öncelikle güzel bir uygulama. Bu kahvenin tarihçesi nedir? Evet, Celal Bey, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aşk Alev'i sevenlerimize, takipçilerimize de buradan sevgiler, saygılar, hürmetlerimizi arz ediyoruz. Kahve Yemen'den gelir sözü aslında Veysel Terane Hazretleri'nin Yemen'i olduğu için. Kahvenin de Veysel Terane Hazretleri'ne ikram olunduğunu bildiğimiz için tarihten bugüne kadar hep kahve Yemen'den gelir diye söylenilmiş. Tabi Veysel Terane Hazretleri Peygamber Efendimiz Sosyalem'i çok sevdiği için Hicaz bölgesine Peygamber Efendimiz Sosyalem'i görmek için defaten gidiyor. Tabi göremeyince de o çölde, o sıcaklıkta vücudu harap bitap bir şekilde düşkün oluyor. Rüyasında kahve çekirdekleri ikram ediyor buna. Veysel Terane Hazretleri de o kahve çekirdeklerini alıyor, kavuruyor, içiyor. İçtikten sonra vücudu kaybetmiş olduğu enerjiyi geri almasını sağlıyor. Dolayısıyla kahve daha sonra Türk dünyasına hani yansıyor. Türkler de bunu iyi bir şekilde alıyor, ikram ediyorlar herkese. Kahvenin serüveni böyle. Peki Erzurum'la kahvenin şeyine, yani bir dadaş kahvesi, ben gördüm, gurur duydum. İlk önce onu söyleyeyim, hakikaten gurur verici bir olay. Kahvenin Erzurum'la bağlı tarihine. Tabii tarihi İpek Yolu ve Baharat Yolları Erzurum'dan geçtiği için o dönemde İlhanlı Selçuklu Osmanlı döneminde İpek Yolları çok iyi kullanılmış. Dolayısıyla bütün kervansaraydaki ticaretçiler Erzurum'da konaklarlarmış. Evet. Ülkelerinden getirmiş oldukları kahveleri de Erzurum'da yapar içerlermiş. Dolayısıyla oradan bize kalan bir miras aslında. Biz de günümüzde Tadaş Kahvesi ismiyle o dönemde yapılan kahveyi Tadaş Kahvesi ismiyle piyasaya sunduk. Çok da ciddi beğeni kazanmaya başladı. Tabii biz kahve Erzurum'dan gelir derken Erzurum'un sosyal kültürel tanıtımı için de bir elçi olduğunu düşünüyoruz. Hem Dadaş isminin hem Erzurum'un isminin sadece Diyarbakır'da, Van'da, İstanbul'da değil de biz bunu nasıl Finlandiya, Portekiz'e, Arjantin'e, Kolombiya'ya, Amerika'ya, Rusya'ya nasıl satarız bunu hesabı içerisindeyiz. Bu planlamalarımızı yapıyoruz ve yolumuzda devam ediyoruz. Peki başkanım, bunun tüm şeyleri size ait değil mi? Evet. Erzurum'da üretimini gerçekleştiriyorsunuz, ambalajını Erzurum'da yapıyorsunuz ve imal ediyorsunuz. Peki yurt dışında temsilcilerimiz var. Evet, şimdi hala çalıştığımız Hollanda var. Çok da olmaz ama bu sürekli gelişimi açık. Şu an İran'la çalışıyoruz, Azerbaycan'la çalışıyoruz, Nahçıvan'la çalışıyoruz. Bu hemen hemen her ülkeye inşallah Dadaş Kahvesi olarak gireceğiz. Marka değerini yükselteceğiz. Evet. Dolayısıyla Erzurum'da gibi bir üretim yapılmasını da önünü açmış. Allah nasip eder. İnşallah. Efendim, değerli dostlar, hani şey vardır ya, dünyanın en iyi çikolataları başka İsviçre'de miydi? Evet. İsviçre'de üretilir diyorlar ama İsviçre'de bir tane kakao ağacı bile yok. Bu bir dipnottur, bunu sakın unutmayalım. Çok özür Celal Bey, ben de ilaveten şunu söyleyeyim. Mesela buna genelde sordukları için siz de iyi değindiniz. Üzerine ben hani ilave ederek bir parantez açayım. Marka değeri yüksek olan bütün firmalara bakın, kendi ülkelerinde bazı ürünler yoktur. Evet. Bunu nasıl yapıyorlar? İşte kendi üretim tesislerini, kendi şehirlerinde, kendi ilçelerinde kurarak bunu geliştirerek bir küresel marka haline getirebiliyorlar. Onun için Erzurum'da kahvenin üretilmesi, evet, Dadaş kahvesiyle beraber gelişiyor ama evet, Erzurum'da kahve yetişmiyor. Dolayısıyla biz bunu burada üreterek, Erzurum'da üreterek bütün dünyaya bunu satmayı hedefliyoruz. Onun için şimdi enflasyonun önlenmesi için, işsizliğin azalması için, zamların aşağıda tutulabilmesi için üretim diyoruz. Dolayısıyla biz bunu Erzurum'da üreterek aslında bir şey yolunu açmış olduk. İnşallah daha iyi yerlere gelecektir Dadaş Kahvesi. Ben şunu belirteyim,
az da bir kahveyle şeyim yok, aram yok. Evet. Daha doğrusu hiç içmesem hiç aklıma gelmez. Ama kahve ikram edildiğinde Dibek kahvesiyle bu işi yapıyoruz. Bir tane ikram ederseniz bir bakalım tadı nedir? Tabii buyurun, orada zaten hazırlamıştık size. Evet değerli dostlar, her zaman Dibek kahvesi içelim. Şimdi Dadaş kahvesini içeceğiz. İlk kez tadacağım. Çok merak ediyoruz biz de. Hani izleyicilerimiz de merak ediyorlar. Vallahi müthiş bir tat. Böyle bir damla sakızı aroması gibi bir tat var. Evet. Şimdi bir... çekirdekten içerisinde Cenab-ı Hak böyle tatlar vermiş. Yani bazı çekirdeklerin içerisinde çikolata tadı vardır, karamel tadı vardır, vanilya tadı vardır, damla sakızlı tadı vardır. İşte biz 6 yıl boyunca böyle bir Ar-Ge yaparak insanlar 6 gün iş yapamayınca kepeklerini indiriyorlar. Biz Dadaş kahvesi için tam 6 yıl boyunca Ar-Ge sürecimiz oldu. Testlerden geçirdik. Evet. Bu her yumurta ayrı ayrı tadı damağınız alabiliyor. Bunun için hakikaten müthiş bir tat. Evet. Peki son olarak şunu söyleyelim. Sonrasında büyük bir fincan içelim. Ben öyle büyük bir fincan içeyim. Hakikaten tadı çok güzel. Bu, İnsanlarımız bunu nasıl temin edebilir? Onu da açıklarsak. Elbirden hepsi buradan uzaktaki Dadaş kahvesini almak isteyenler için söylüyorum. İnternet sitelerimizde bu ürün satışta. Ayrıca biz Erzurum için söylüyorum. Palerium AVM, Cumhuriyet Caddesi'ndeki Palerium AVM 1. katta satış noktamız var. Bu gibi ülke içindeki fuarlara katılıyoruz. Yurt dışındaki fuarlara katılıyoruz. Dadaş kahvesini anlatıyoruz. İnsanlar ikram ediyoruz. Dolayısıyla ikram ederek önümüzün açılacağına inanıyoruz. İnşallah. Şunu Celal Bey unutmadan söyleyelim. Biz tarihi Dibek dedik. Dibek aslında kahvenin öğütülme yöntemi. Biz bu kahveyi piyasaya sürdükten sonra birçok firma bunu kopya çekerek yani Dibek adı altında yapmaya başladı. Biz bu tarihi Dibek'i de ortadan kaldıracağız. Sadece Dadaş kahvesi olarak şöyle kahvemizin bilinmesini istiyorum. Peki ben ambalajınız çok güzel. Evet. Şimdi laf açıyor. Burada Dadaş kahvesi diyorsunuz ya, hani simsiyah bir ambalaj. Evet. Bunun üzerinde şöyle bir şey yapılabilir mi? İşte her ayrı şeyde seride işte atıyorum burada çifte minareler. Evet. Diğerinde çift başlı kartal. Bir diğeri de Erzurum'u simgeleyen başka bir tarihi eser olabilir mi? Araştırabilir miyim? Aşkale'yi de unutmamak adına ve onu da söyleyelim. İlçemiz zaten batıya açılan bir penceredir Aşkale. Bunu da unutmamak lazım. Eyvallah. Biz siyah ambalajı tabii satış uzmanları var. Bu noktada eğitim almış. Biz onların hani bilgisine danışarak siyah ambalaj kullandık. Siyah kullanmamızın sebebi asil olduğu için. Evet. Üzerindeki altın sarısı yazılarını da hani Dadaş ismi altın gibi de dolayısıyla Dadaş yazısı da altın sarısı renginde olsun dediler. Biz de onlara uyarak böyle bir ambalaj geliştirdik. Elbette ki o tarihi motifler kullanılabilir ama şu anda ciddi maliyetler olduğu için biz bunu bu şekilde devam ediyoruz. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Değerli dostlar, hakikaten güzel bir tat. Ben ilk kez içtim kahveyi. Hakikaten müthiş bir tadı var. Ve sevgili kardeşim dediği gibi her yudumda başka bir tat alıyorsun. Bir yudumda mesela damla sakızı tadını aldık. Başka bir yudumda kakao tadını aldık. Yani çok güzel bir kahve. Tavsiye ediyoruz şiddetle. Bu bir reklam değil. Bak bunu belirtelim. Hakikaten reklam olsun diye yapmıyoruz. Sevgili kardeşimizin emeklerine sağlık, emeğe hürmet diyoruz, emeğe saygı diyoruz. Erzurum'a yapmış olduğumuz yayının sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.